Türkiye'nin en ünlü kadın doğum uzmanlarından Profesör Doktor Teksen Çamlıbel, pek çok kadının doktorundan bile sakladığı bir hastalığın tüm detaylarını Magazin 8'e anlattı. İşte pek çok kadının hem sosyal yaşamını hem sağlığını tehdit eden idrar kaçırma hastalığına dair bilmeniz gereken her şey. Olabiliyor. Bunlar da daha çok olduğu için daha çok orta ve ileri yaş hastalığı. Kadınlar herkesten saklıyor ama bu hastalık sağlığı tehlikeli yönde etkiliyor. Kocasından saklıyor, çocuğundan saklıyor, komşusundan saklıyor. Her 10 kadından 6'sında görülen idrar kaçırma hastalığı nasıl tedavi ediliyor? Bu idrar kaçırma kalıcı bir şekilde çözülebiliyor. Profesör Doktor Teksen Çamlıbel, kadınların korkulu rüyası olan idrar kaçırma semptomuna dair her şeyi ve tedavi yöntemlerini Magazin 8'e anlattı. Kadınlar idrar kaçırma olayını doktorlara söylemekten çekinmesinler. Bunun bir kader olmadığını ve çok başarılı tedavileri olduğunu bilsinler. İdrar kaçırma hastalığı tıp literatürüne göre kadınlarda çok az görülüyor. Ama işin aslı pek öyle değil. Çünkü kadınlar bu hastalığı herkesten sakladığından istatistikler sağlıklı değil. İdrar kaçırma öyle bir sorun ki kadın bunu kocasından saklıyor, çocuğundan saklıyor, komşusundan saklıyor. Hatta doktorundan bile saklıyor. Yani biz ancak bunu sorduğumuz zaman söylüyor. Önce herkesten sır gibi saklanan, bu nedenle de pek çok kadının tedavi için geciktiği idrar kaçırma hastalığının ne olduğunu Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'den öğrenelim. Sonra da çarelerini anlatacağız. İdrar kaçırma tarif olarak da bir hapşırırken, öksürürken işte idrarı kaçırma demek. Bakın, bu belirtilere çok dikkat edin. Zira dünyanın en zor atlatılan sosyal hastalığı olan idrar kaçırma semptomu sizde de olabilir. Mesela bütün gün kişi gezer, dolaşır şeylerde, AVM'lerde. Eve gelir, tam tuvalete giderken son dakikada kaçırır. Bu ikisi birbirinden biraz farklı ama sonuçta aynı sosyal rahatsızlığı veriyor hastaya. En çok risk altında olanlarsa genellikle doğum yapmış kadınlarda. Özellikle vajinal doğum, yani normal doğum yapmış kadınlarda görüyoruz. Yani çünkü hakikaten uzun akıntıdan dolayı işte bir takım bağlar yırtılabiliyor, mesane çöküyor ve kadın hapşırırken falan kaçırıyor. Bir de ısrarla tuvaletini tutanlar var ki onların bu hastalığa yakalanması kaçınılmaz. Her yaşta olabiliyor. Özellikle genç kızlara şunu tavsiye ediyoruz. Yani öyle çocuklar vardır ki sabah evde idrarını yapar, okula gider, akşama kadar yapmaz. O tuvalet kirlidir der, ona dokunmam der falan. Akşam eve gelince yapar. Yani bütün gün neredeyse 2-3 kez ancak tuvalete çıkar. O grupta tabii mesane kendi işlevini yitiriyor, bozuluyor ve böyle kaçırmalar başlayabiliyor. Bir kere baştan söyleyelim, işin uzmanları da bunun çok rahatsız edici bir hastalık olduğunu kabul ediyor. Zaten pek çok kadın da idrar kaçırma semptomunu bu nedenle doktoruna anlatmıyor ama derdini söylemeyen derman bulamıyor. Artık şimdi günümüzde bir bant tekniği veya bir hamak bantı tekniği denen bir teknik var. Onunla yarım saatlik bir işleme döndü olay. Aşağıdan bu bant gibi bir şey takılıyor. Tabii ki hasta bunu hissetmiyor. Orada devamlı hayat boyu kalıyor. Vücutta böyle birleşmeyen veya bir alerji yapmayan bir materyal, bir sanki bir çadır bezi gibi bir şey düşünün. Yarım saatlik operasyon. Mesaneye bir bant yapıştırılıyor ve sorun ortadan kalkıyor. O hayatı boyunca mesaneyi yerinde tutuyor ve bu idrar kaçırma kalıcı bir şekilde çözülebiliyor. Tabii ameliyat masasına yatmak istemiyorsanız birçok kadının yaptığı gibi bu hastalığı saklamaz, hemen doktora başvurursunuz. Çünkü mesane iyice kendini bırakmadan müdahale etmek, kaşını kaldırmak için botoks yaptırmak kadar kolay. Botoks tek işte gözlere, kaşlara falan yapılmıyor. Mesaneyi de yapılabiliyor. Botoksi yaptığımız zaman da mesane böyle gereksiz şekilde kasılıp idrar kaçırmayı engelliyor. O da çok başarılı bir tedavi. Bu hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemlerini öğrendik. Son olarak nasıl korunacağımızı da Profesör Doktor Teksen Çamlıbel'den alalım. Alt taraftaki o kaslarımızı kasıp içimizde 2-3'e kadar sayıp bırakmak, tekrar kasıp bırakmak ve bugün de 50-60 kere yapmak.